Diyorlar ki ayağın taraklı. Taraklı değil. Ayak şişiyor, bunu aile fark edemiyor. Kendimi şiş hissediyorum. Ne kıyafetlerimi ne de ayakkabılarımı artık giyemiyorum. Diyorsanız dikkat. Takıların sıkması, giysilerin sıkması, ayakkabılarının sıkması, bunlar olduğunda mutlaka doktora başvurmaları gerekiyor. Lenfödem, yani halk arasında bilinen adıyla fil hastalığı, bu belirtilerle geliyor. Hafif hafifti, sonra çoğaldı bu hastalığım benim. Esma Karakaya doğuştan fil hastasıydı ama tanı konulamamıştı. Ayakkabıları olmamaya, vücudu şişmeye başladı. Soluğu Ankara Şehir Hastanesi'nde aldı. Bunun tedavisi yok diyorlardı. Kürü olmayan ancak tedavisi olan bir hastalık. Çok şişmişti. Masajla bu şekilde en son haline getirdiler. 38 numara giyerken 36 numaraya düştü ayağım. Fil hastalığı kanser tedavilerinden, hatta bileğinizi incittikten sonra bile ortaya çıkabiliyor. 27 yaşımda sağ ayağımdaki bir burkulma olayı oldu. Burkulmadan yaklaşık 40 yıl sonra ise fil hastalığı çaldı kapısını. Erken tanı ve tedavisi çok önemli. Enfeksiyon geçirdim ayaklarda. Bunu hızlandırdı. Son 3 yılda yine ayaklarda büyük şişlikler oldu. Hayat kalitesini oldukça düşüren bu hastalığı uzman eller tedavi edebiliyor. Bir masaj yapıyoruz. 45 dakikalık süren özel bandajlarla sarıyoruz. Bacağın kesilmesini gerektiren hastalarımız vardı. Biz bacakları kesilmeden tekrar günlük yaşam aktivitelerine döndürdük. Fil hastalığının önüne geçmede erken tanı kadar beslenme ve hareketli bir yaşam da etkili. Lenfödemin en büyük düşmanı kilo. Ben çok hareketli bir insandım. Azap duyuyorum hareket edemediğim için.